gezilecek yerlerden diğer bir yerde Victoria Gölü ile Nil Nehri'nin birleştiği yer. Victoria Gölü ile Nil Nehri'nin birleştiği yerde aslında Nil Nehri üçe bölünüyor. Beyaz Nil, Mavi Nil, bir de Atbara diye üç parça. Beyazla Mavi Nil Sudan Hartum'da birleşiyor. Victoria Gölü'nün bulunduğu bölge ve Nil Nehri'nin %30'u buradan çıkıyor. Çeşitli rivayetler var. Mısır'dan bir payı çıkıyor, Sudan'dan çıkıyor ama arkadaşların söylediği Victoria Gölü'nün olduğu bölgede %30'u, geri kalan kısmı da Tanzanya'da yaklaşık 9 ülkeden geçiyor. 6650 kilometre mesafesi olan Mısır'dan Akdeniz'e akan Afrika'nın geçtiği bölgelerde bereketini, güzelliklerini arttıran müthiş bir nimet. Şimdi aşağı ineceğiz. Park, burası da o gölün bulunduğu yerdeki başlangıç parkı. Şu anda maymunlar ortalıkta dolaşmaya başladı. Geziyorlar zaten. Biz de şimdi şeye doğru geçelim. Esas çıkış noktasında tam suyun içine kayıkla çıkalım. Hemen arkasından timsahlarla yılanları göreceğiz inşallah. Geziyi de burada noktalayacağız. Burada yazılan ülkelerin hepsi vaktinde İngilizlerin sömürgesi altındaymış. Bir kere bilgi verdi. Gerçekten de okuyunca bakıyoruz. Hakikaten hemen. Evet, hepsi İngilizlerin sömürgesi altında olan ülkeler. Kıbrıs burada. Emre. Kıbrıs da bunların içerisinde. Sri Lanka. Nijerya. Nijerya, Malawi, Gambiya. Adamları sömürmedi, talan etmedi, çökmedi, hiçbir yer kalmamış. Nil Nehri'nin başladığı yer akış şeyini gösteriyor. Uganda'dan Sudan'a, Sudan'dan İcip'e, oradan Akdeniz'e akıp devam etti. Başlangıç noktası olduğunu belirtiyor. Buradan biz şimdi aşağı Nil Nehri'ne, Victoria Gölü'ne devam edeceğiz. Nyanzanga eski adı Victoria Gölü'nün. Aslında geldikleri yerlere kendi tarihlerini koymuş, hemen kendi adlarını belirlemişler. Aslında buraların her birinin geçmişten beri çok daha eski yüzyıllara dayanan kendi yerel dilleri, yerel adları vardı ama geldikleri günden beri hemen kendi adlarını koyarak kendi sömürülerini, aynı zamanda tarihleri unutturarak devam etmişler. Bu kadar güzel bir yerde ki dükkanlar ve şeylerin çoğu kapalı pandemiden dolayı, ama daha önce geldiğimizde de aynıydı. 6 yılda en ufak bir gelişme göstermemiş. Daha güzel, bu kadar turistin geldiği, bu kadar güzel bir yer, manzarasıyla, şeyle harika olan bir beldede çok daha güzel işler çıkartabilirdiler. İyi de kazanırdılar ama maalesef olmamış. Hediyelik eşya alanlarımız. How are you? What is this? Ugandan bracelet. Uganda şeydi. How much money? Five. Five even source of the Nile. Thank you. Teşekkür ediyorum. Thank you. Come back inşallah. What is this? Doom. A doom. Doom. Thank you. Okay, I understand. Please. One at least. How much, Benny? 15. 20. 50. Oh, it's too much. Please, thank you. After, come back. After, come back. Okay, see you. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun orada? Gel. Gel buraya. Hadi gel buraya. Görüyor musun? Kafayı nasıl sallıyor. Gel buraya. Gel hadi. Gandhi'nin küllerini neden buraya döktürdüğünü merak ediyorduk. Şimdi şurada yazıyor. Kendisi şey 1948'de döküyor. Vasiyeti şu, ben öldükten sonra küllerimi dünyanın en uzun nehirlerine atın. İşte bu da dünyanın en uzun nehirlerinden 6650 kilometre. Buraya da getirip atmışlar. Başka bir anlamı yokmuş. Şimdi birazdan kayağa biniyoruz. Tüm hazırlıkları yaptık, can yeleklerini giydik. Artık ne kadar güvenliyse
Action yaşayacağız inşallah. Ne alek abi? Livana bir. Right, right. Şimdi Emre, sevgili kardeşim, kayıkta dengeli oturmazsan kaldırıp başka yere oturtuyorlar. Çünkü dengeyi kaybederseniz diyor suya düşersiniz. Timsahlar da sizi bekliyor. Kaptan özellikle, kaptandaki keyfe bakar mısın bir, rahata bakar mısın? Kaptan, kaptan yola bakmıyor, başka yerlerle meşgul. Şimdi Nil Nehri'nin %30, %40 kaynağının çıktığı bölgeye doğru ilkel kayığımızla yola çıktık. Yolda batmazsa dönersek geri kalan tarafını anlatacağız. Çünkü otururken de yerleri tek tek belirliyorlar. Dengeyi sağlamasanız bizim araba, bizim kayık ters döner diyor. Bakacağız inşallah. Bak şu şeyin oraya geçeceğiz. Ada var ya. Şu orada ada, onun oraya gideceğiz. Onlar alttan yukarı bitiyor, böyle suyun içinden çıkmış küçük küçük adacıklar var. Biz birazdan şu evlerin olduğu yere doğru geçeceğiz. Orası tam çıkış noktası. Nil Nehri ile Victoria Gölü'nün çıkış noktasının olduğu yer diye söylüyorlar. Ama bu suyun etrafını, bu bölgeyi çok daha iyi dizayn edip çok daha iyi düzenleyebilirlerdi. Balıkçıl kuşları görüyor musunuz öyle? Her fırsatı değerlendiriyorlar. Harbiden tuvalet, şaka değil bak. Şey, Erdal gerçekten tuvalet ha. Evet, onu diyorum. İleri doğru gitsin, şeyleri, pisuvarları göreceğim. Bak adacıklar bunları gördüğün gibi. Bak yaşayanlar var orada. Buradan sonra Victoria Gölü başlıyor. Nil Nehri bitiyor, Victoria Gölü başlıyor. Alışveriş markete gidiyoruz şu anda. Çek. Şimdi birazdan markete doğru gideceğiz. Markete yanaşıyoruz. Şu gördüğünüz sol taraf Victoria Gölü, Nyanza Gölü eski adıyla. Bu tarafta kalan tarafımızda Nil Nehri oluyor. Şu an iskeleye doğru yanaşıyoruz. Sorry. Nil Nehri'nin kaynağının başladığı nokta Jinja şehrinde, Uganda'nın. Buradan devam ediyor. Esas ölçtükleri buradan Mısır'a kadar olan yerde, şu taşın oradan ölçüyorlar. Buradan Mısır'a kadar uzanımı 6650 kilometre. Biraz daha gittim.
Victoria Gölü ile Nil Nehri'nin birleştiği noktada balıkçılar rızıklarını kazanmak için canla başla koşturuyorlar. Liman burası. Çeksene limanı. Bitti. Buraya kadar geliyor. Denizden mi geliyor? Nereden geliyor? Nereden geliyor? Victoria Gölü o kadar büyük ki Tanzanya ve Kenya'da da sınırları var. Tanzanya ve Kenya'dan gelen gemiler buraya kadar geliyor. Nil Nehri'ne girmiyor. Victoria Gölü'nün Uganda'daki liman tarafı burası. Bu gemiye binip de burada seyahat etmek çok akıllı şey değil. Baksana çürümüş, çöktü, çökecek. İskeleye, limana bakar mısın be? Limanın gemi yanaşma yeri gerçekten çok geri kalmış. Şimdi timsahı Nil'den çıkarıp buraya getirmişler, ziyaret edeceğiz. Buraya getirecek yılanı. Buraya alıp getirecek. Yakışık. Kobra abi bu. Kobra. Kızıyor. Kaçalım gidelim bende, ne bu? Vallahi rulo sapıyla çekti herifler. Enough! Dur o bir tane vardı ya, uzun.